Herkese selamlar. Öncelikle iyi haftalar diliyorum. Kripto ve global piyasalarda hareketli bir haftayı geride bıraktık. Bu geçtiğimiz hafta hani neler oldu? Bunlardan hemen böyle kısaca bir özet geçecek olursak, batan bankaları kurtarmak için Amerika tarafından 300 milyar dolarlık bir para piyasalara sürüldüğü haberleri geldi. 300 milyar doların 142,8 milyar doları batan bankalarda mevduatı bulunan kullanıcılara ayrıldı. 11,9 milyar doları da batmak üzere olan kredi talebinde bulunan bankalara ayrıldı. Geri kalan miktarda gene bunlara önlem almak için kullanılacağı yönünde haberler geldi. Benim yaptığım araştırmalara göre kredi kullanımı 2008 ve 2020 krizlerinden sonraki en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Bu hafta peki neler olacak? Bu hafta bizi neler bekliyor? Analize geçmeden önce bundan da bahsedeyim. Bütün para piyasaları şu anda Fed'in yapacağı açıklamalara odaklanmış durumda. Fed'in faiz kararı ile ilgili %40'lık bir beklenti, faiz arttırmayacağı yönünde. Faiz arttırmaması durumunda ise piyasaların bunu çok olumlu bir şekilde fiyatlayacağı yorumları yapılıyor. Geri kalan %60'lık kesim ise 25 bas puan faiz artışı geleceği yönünde. Şimdi burada şöyle bir şey var. Tamam, Fed 25 bas puan faiz arttırabilir. Hatta geçtiğimiz günlerde TÜFE verileri beklenti doğrultusunda geldi ve gayet pozitif bir şekilde fiyatladı. Yine aynı şekilde burada 25 bas puan gelse de piyasalar bunu olumlu fiyatlayabilir. Burada önemli olacak olan şey Fed'in bu faiz kararından sonra yapacağı açıklamalar olacaktır. Bu açıklamalarla beraber işte Fed bu batan banka krizleriyle alakalı gene yorumlar şahin bir açıklama mı yapacak yoksa artık güvercinleşecek mi gibi yorumlar mevcut. Şimdi burada 25 bas puan arttırdıktan sonra gene agresif bir şekilde açıklama yaparsa bu piyasalarda negatif bir fiyatlamaya sebep olacaktır diye düşünüyorum. Bu piyasalarda yorum yapanların genellikle beklentisi bu şekilde. Fakat yani benim gözlemlediğim açıkçası ayın 22'sindeki yapılacak açıklamalardan sonra piyasaların yukarı gideceği yönünde yorumlar var. Şimdi bunların dışında bir de hafta sonu bazı haberler geldi. Neydi bu haberler? Credit Suisse'un iflas ettiği ve İsviçre'nin en büyük bankalarından biri olan UBS'in Credit Suisse'u almak için 3 milyar İsviçre frangına satın alacağı haberleri geldi. Bu da aşağı yukarı 3,3 milyar dolara denk geliyor. Bunun peşine hemen İsviçre Merkez Bankası'ndan da bir açıklama geldi. UBS'in işte bu satın alımını desteklemek için 100 milyar franklık bir likidite sağlayacağı yönünde bir açıklama yapıldı. Aslında bu haberlerin hafta sonu gelmesi bir nebze olsa piyasalarda hani bu tedirginliği önlemiş oldu diyebiliriz. Hafta sonu bayağı bir hareketli geçti bu yüzden. Şimdi bu haberlerin ardından analizlere geçmeden önce bizim için önemli olan bir duyurudan da bahsetmek istiyorum. Ninja Squad olarak Ledger'la bir partnerlik durduk ve dünya üzerinde Ledger'la partnerlik yapan iki projeden bir tanesiyiz. Bu bizim için gurur verici bir şey. Ledger'ı bilmeyenler varsa kripto veya NFT'lerinizi güvenli bir şekilde saklayabileceğiniz donanım cüzdanı üreten bir şirket. Bu partnerliğimiz doğrultusunda Ledger, Ninja Squad logolu özel bir Ledger serisi üretecek. Bizi heyecanlandıran bir haber olduğu için bundan da bahsetmek istedim. Bu haberden sonra Bitcoin'le analizimize başlayalım. Şuradaki 28.500-29.000 dolar direnci artık herkesin bildiği boğa döneminde fiyatı defalarca tutan önemli bir destek seviyesiydi. Ki bu bölge kırıldıktan sonra Bitcoin şu anda ilk defa bu seviyeye bir retest gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz videolarda belirtmiştim fakat yine şu şekilde belirtecek olursam şu alanı biraz daha şu şekilde yakından göstermek istiyorum. Bu seviyeleri geçtiğimiz yayında da bahsetmiştim. Hani bu seviyelerin önemli bir direnç olduğunu, olası bir deviation durumunda yani olası bir sapma durumunda fiyatın bu bölgelerden tepki alabileceğini, aynı zamanda buranın önemli bir direnç olduğundan bahsetmiştim. Gene açıkçası aynı şekilde düşünüyorum. Fiyat bana göre bu bölgenin üzerinde kalıcılık sağlarsa işte bir üst direnç noktası 32.700, onun da üzerinde 39.000 seviyelerine kadar önünün boş olduğunu düşünüyorum. Burada işte Fed'in yapacağı açıklamalar önemli. Pozitif açıklamalar yaparsa Bitcoin'in bulunduğu bölgelerden 32.700 seviyelerine kadar bir yükseliş gerçekleştirebileceğini düşünüyorum ki hani baktığımız zaman günlükte RSI falan da gayet müsait. Olur da ters bir açıklama yaparsa ilk tepki almasını bekleyeceğimiz seviye 25.190-24.000 150 seviyeleri olacaktır. Bu bölgede alıcıların iştahlı olacağını düşünüyorum. O yüzden hani benim takip ettiğim ilk destek seviyesi 25.250 bölgesi. Alım yapmak için ise dediğim gibi şuradaki şu alanı kaldırayım. Burası alım yapmak için beklediğim ilk destek seviyesi. Fiyat bu bölgeyi kırdıktan sonra bu bölgede tutunursa bu bölgeyi tekrardan destek haline getirdiğini gördüğümde tekrardan long yönlü işlemlere dahil olmayı düşünüyorum. Şu an açıkçası hiçbir işlemim yok, hiçbir pozisyonum yok. Dün buradan bir ufak scalp short denemesi yapmıştım tepki alır diye. Fakat yukarı doğru devam ederek stop etti beni. Short için çok ısrarcı değilim. Short açmak, işte tepeyi tutturmak gibi bir beklentim yok. Olur da daha kısa zaman dilimlerinde bir kırılım gerçekleştirirse
Ona göre short işleme dahil olmayı düşünüyorum. Şuradaki oluşturduğu filamansı yapıyı yukarı kırdıktan sonra bu bölgeye tekrardan retest vererek hem aynı zamanda order block seviyesinden de yukarı doğru %5'lik bir tepki aldı. Şuradaki görünüme baktığımız zaman da önemli bir direnç seviyesinde likidite alımı gerçekleşmiş durumda. Short yönlü işlem açmayı düşünenler varsa eğer, hani benim tavsiyem şu olabilir. Fiyat gelir bu bölgede oyalandıktan sonra buraya aşağı doğru hacimli bir şekilde kırarsa şu dönüşünde short yönlü işlemler bakılabilir. Veya işte bu bölgenin üzerine sarkarsa burada oluşturacağı işte optimal trade entry olur, başka bir yapı olur veya işte tekrardan şu seviyeler 27.900 seviyelerinden işleme dahil olunabilir. Fakat şu anki görünümde short için herhangi bir emare bulunmuyor. Baktığımız zaman fiyat yeni yükseklikler yaparak yükselmeye devam ediyor. Fakat şu an saatlik grafiği aldığımda benim de dikkatimi çekti. Yani şuradaki likidite hareketinden dolayı birazcık dikkatli olmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi short yönlü işlem açmak için ben hala beklemediğim net bir yapı görmek istiyorum. Çünkü 2 gün sonra Fed'in yapacağı olumlu bir açıklamada muhtemelen yine short pozisyonlar likide edilecektir. Bitcoin'den sonra USDT dominansa da bakmak istiyorum. USDT dominansını zaten şuradaki seviyelerini elimden geldiğince bütün aşamalarını paylaşmıştım bir önceki videolarda. Tekrardan baktığımız zaman yine 6.48 seviyelerine kadar bir geri çekilme yaşadı. Buradan da işte ufak da olsa bir tepki aldı. USDT dominans da şu anda destek seviyelerinde 6.35 seviyesinin altına sarkması durumunda ise şu bölgenin kaybedilmesi durumunda Bitcoin'de güzel yükselişler görüleceğini düşünüyorum. Bitcoin dominans tarafında ise şu an bulunduğu bölge gerçekten çok önemli bir direnç seviyesi. İşte Bitcoin dominans bildiğimiz gibi paranın yüzde kaçının Bitcoin'de olduğunu bize gösteriyor. Total marketteki paranın %47.52'lik bir seviyesi şu anda Bitcoin'de, yani aşağı yukarı hakimiyetin Bitcoin'de olduğunu söyleyebiliriz. Bununla alakalı Twitter'da da bazı söylemler görüyorum. İşte dominans işte 47.50, 48.50 seviyelerine geldi. İşte düştüğü zaman altlarda boğa yaşanacak gibi. Ben buna katılmıyorum. Buna katılmamamın en büyük sebeplerinden bir tanesi de evet dominans önemli bir dirençte, fakat dominansın düşmesi bize şu durumda işimize yarar. Altcoin'lerde bir yükseliş beklememizi sağlar. Bitcoin yatay hareket ederken eğer dominans düşüyorsa evet altcoin'lerde bir yükseliş görülebilir. Fakat Bitcoin düşerken dominans düşüyorsa hani bu altlarda daha ciddi düşüşler görülebileceği şeklinde yorumlanabilir. Bundan da bahsetmek istedim çünkü çok fazla görmeye başladım Twitter'da bununla alakalı. Dominans buradan tepki alıp düşmeye başladığında altlarda işte çok ciddi yükselişler görülecek, çok ciddi fiyatlamalar görülecek diye. Ben buna katılmıyorum. Dediğim gibi Bitcoin düşerken dominans eğer düşerse spotta altcoin yatırım olanların ciddi şekilde canı yanacaktır. Bitcoin dominanstan sonra da DXY grafiğine bakalım. DXY de gene şuradaki trend kırılımından sonra ilk direnç bölgesi olan 105-60 seviyelerine kadar bir yükseliş gerçekleştirdi. Gene DXY'de dikkat etmemiz gereken seviyelerin 102.90 ve 102.6 seviyeleri olduğunu düşünüyorum. DXY bu bölgelere geldiğinde buralardan tepki alıp yukarı yönlü hareketler gerçekleştirebilir. Bu da aslında şuna denk geliyor. Acaba Fed'e kadar bir yükseliş gerçekleşip Fed'in yapacağı açıklamalarla beraber acaba bir düşüş görülebilir mi gibi, açıkçası bende bir düşünce yaratmıyor değil. Olur da bu bölge kaybedilirse bir alt destek seviyesi 101 bölgesi. DXY'den sonra da altından bahsetmek istiyorum. Çünkü altından bahsetmesek olmaz açıkçası. Bu seviyeyi ben uzun zamandır takip ediyordum. Hatta bu bölgelerden 1950 seviyelerinden bir short işlem paylaşmıştım. Bu bölgeden çok ciddi bir düşüş yaşadı. Sonrasında gene şuradaki hareketlerde gene long yönlü işlemler aldık. Açıkçası ben de bu kadar çok sert bir şekilde yükseleceğini tahmin edemediğim için pozisyonumu şuralarda falan kapatmıştım. Tekrardan şu bölgelerden bir short işlem açmıştım. Benim beklentim 1858 seviyelerine kadar bir geri çekilme yaşayıp yeni bir alım fırsatı vereceği yönündeydi. Fakat sonrasında işte bu Çin'le alakalı haberler gelince altın bunu pozitif bir şekilde fiyatladı ve tekrardan yukarı doğru hacimli bir şekilde yükseldi. 1950 bölgelerinden bir tepki alacağını düşünüyorum. 2070 seviyesi ise altının önemli bir direnç bölgesi. Şimdi şöyle günlükte de bakacak olursak, olur da fiyat bu bölgelere gelirse, hani beklediğimiz alım fırsatını vermeden yukarı yönlü hareketine devam ederse, benim açıkçası beklentim bu seviyenin likiditesini aldıktan sonra aşağı yönlü bir düşüş gerçekleştirebileceği yönünde. Buradaki likidite hareketini gördükten sonra 2071 dolar altında kapanış yaparsa açıkçası buradan da bir short yönlü işlem değerlendirmeyi düşünüyorum. İşte nasıl bir setup olur? Dediğim gibi 2071 doların altında kapanış yaparsa eğer yükselişinde son attığı fitilin üzerine stop olacak şekilde bir short yönlü işlemde düşünülebilir altın için. Gümüş de gene aynı şekilde, buradaki kanaldan daha önce bahsetmiştim zaten, şu anda da yatayda da önemli bir seviyede gene aynı
altında olduğu gibi önemli bir direnci kırmış durumda. Bu bölgeyi işte destek haline getirmesi durumunda ilk direnci 23.75 seviyeleri olacaktır. Buradaki işte düşen trendini aşağı yukarı 2 senelik düşen trendini kırması durumunda gene gümüş yatırımcıları veya gümüşte işleme dahil olmayı düşünenler varsa bu bölgenin retestinde işleme dahil olabilir, işlem açmayı düşünebilir. MTB endeks paritelerinde işlem açmayı düşünüyorsanız da videonun açıklama kısmında yer alan PrimeXBT borsasına referans linkine tıklayarak üye olabilirsiniz ve buradaki fırsatları da değerlendirebilirsiniz. Son olarak şundan da bahsedeyim. Ben dün bir tweet paylaşmıştım. İşte bugün çekeceğim videoda takip ettiğiniz coinler varsa bunları da inceleyeyim diye. Fakat 36 tane, hatta şöyle göstereyim, watchlist'ini oluşturdum. 36 tane coin ismi paylaşıldı. Şimdi bunları ben bu videoda incelemeye kalkarsam 1,5-2 saate yakın bir video olmuş olacak ki bu da çok mümkün değil. Hele ki malum kullandığım internet sağ olsun videonun yüklenme süresi inanılmaz uzun oluyor. Videoyu izleyenler varsa eğer sizin yazdığınız coinlerin incelemek için muhtemelen yayın yapmayı düşünüyorum. Bugün olur, yarın olur bir yayın açıp sizin sorduğunuz coinlerin alım satım bölgelerini belirlemeyi düşünüyorum. Dediğim gibi hani çok mümkün değil 36 tane coin'in analizini yapıp kanala yüklemek. O yüzden dediğim gibi en sağlıklısının yayın olacağını düşünüyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Piyasalarda dediğim gibi dikkatli olmakta fayda var. Bu seviyelerde bir düzeltme gelmeden long yönlü işlem almayı düşünmüyorum çok fazla. Olası bir düzeltme durumunda da gene Bitcoin'deki en önemli destek seviyesi şu an için 25.200 bandı. Hem Bitcoin dominansı hem de Bitcoin önemli bir direnç seviyesinde olduğu için altlarda bir tedirginlik söz konusu. Olası bir düzeltme durumunda altlarda daha büyük düşüşler görülebilir. Bu yüzden altcoin'de olanların da mutlaka dikkatli olmasını, mutlaka stoplu işlemler almasını öneririm. Kritik bölgelerde olduğumuz için normalde işte 3x, 5x kaldıraçlı işlemler yapıyorsanız eğer benim önerim daha kaldıraçınızı düşürerek ufak scalp pozisyonlarda değerlendirmeler yapmanız yönünde olacaktır ve mutlaka stop kullanmanız yönünde olacaktır. Çünkü bu bankacılık krizlerinin hani hangi boyutlara ulaşabileceğini gerçekten öngörmek çok mümkün değil. Fed'in yapacağı açıklamalar konusu da piyasanın yönünü belirleyecektir. Bu yüzden ayın 22'sine kadar biraz daha böyle garanti pozlar, ufak pozlarla alım satım yapılabileceğini düşünüyorum. Ayın 22'sinden sonra da zaten muhtemelen Kemal'le veya Umut'la konuşmadım. Fakat faiz kararıyla beraber muhtemelen yayın açarız diye düşünüyorum. Gene olası alım satım bölgeleri gelirse Discord'dan paylaşıyor oluruz. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Herkese iyi günler dilerim.